Herkese merhabalar. Hızlanma kampıyla LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. LGS yolculuğumuza hızlanma kampında 4. gündeyiz. İlk gün matematikle başladık. Sonra Türkçenin en önemli konusu anlam bilgisini tamamladık. Sonra matematiğin 2. gününe geçtik ve şimdi de Türkçe dil bilgisini tamamen bitiriyoruz. Fiilimsi, cümlenin ögeleri, cümle türleri ve fiil çatısını bitireceğiz. Ardından da hızlanma setinden sorularımızı çözeceğiz. Arkadaşlar LGS 2021'de herhangi bir dil bilgisi sorusu gelmedi. Yani fiilimsi, cümlenin ögeleri gelmedi. Ama 2019'da, 2018'de, 2020'de bu konulardan her zaman soru geliyordu. O yüzden bu konulardan önemli. Çünkü neden? Bizim hedefimiz Türkçe'de her bir şeyi ne yapmak Tonguç'um? Full yapmak. Harikasın. Hepsini doğru yapmak. İnşallah. Yani Türkçe'de full yok. Yani full diyorsun ama hepsini doğru yapmak diyorum ben. Full yapmak diyelim. Neyse sıkıntı yok. Hep beraber başlayalım. Şimdi LGS çıkarmaya baktığımızda burada fiilimsi, ögeler, fiillerin çatı özelliği ve cümle türlerini görüyoruz. Bu seneki LGS'de dil bilgisi soruları bekliyoruz arkadaşlar. Dil bilgisi soruları beklediğimiz için en fazla sorunun gelme ihtimali olanlardan bir tanesi tabii ki fiilimsi. O yüzden fiilimsiye 1, 2, 3, 4 yıldız veriyoruz. Ama gelmeye de bilir yani. Cümlenin ögelerine baktığımızda ise 1, 2, 3 yıldız veriyoruz. Fiilimsilerden bir tık daha altta. Fiillerin çatı özelliğine yine 1, 2, 3 yıldız özelliği veriyoruz. Cümle türlerine ise 1, 2 yıldız veriyoruz. Yani bunların içerisinde en az cümle türlerinden gelebilir. Fakat hocam zaten dil bilgisinden çok az soracaklar. O yüzden bunların hepsinin birleştirildiği bir soru sorabilirler bizlere. Veya ögelerle fiilimsileri sorup başka diğerlerinden sormayabilirler. Muhtemelen bir ya da iki soru çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsini çok iyi bilelim. Bunlardan asla soru kaçırmayalım. Ama bunların hepsini iyi bilmek için de tabii ki ne yapmamız lazım? Önce konuyu tekrar edip ardından da soru çözmemiz lazım. Bak 2019'da fiilimsiden sordu, 2020'de de sordu. 2021'e bakmıyoruz. Çünkü 2021'de dil bilgisi var mı Tonguç'um? Hayır hocam. Yoktu, haklısın. Bak 2021 bomboş. Ama fiilimsiden her sene sorduklarını görüyoruz. Cümle türlerinden her sene sorduklarını görüyoruz. Peki hocam bu sene niye cümle türlerine şey vermediniz? Yani prim vermediniz? Yani çatıyı ya da ögeleri daha çok sevebilirler, sorabilirler diye düşünüyoruz. O yüzden arkadaşlar zaten ne olursa olsun bunların hepsi son derece lokum gibi konu. Yani fiilimsinin mantığı neydi? Yüklemi buluyorduk. Sonra geriye kalanlardan mame eki alanlara bakıyorduk. Ögelerde mutlaka ın ı bağlantısına dikkat ediyorduk. Çatıda onu alabiliyorsa neydi Tonguç'um? Geçişliydi hocam. Aynen geçişliydi. Onu alamıyorsa geçişsizdi. Kendisi yapıyorsa etkendi, başkası tarafından yapılıyorsa edilgendi. Cümle türlerinde de yine yüklem fiilse fiil cümlesi oluyordu, isimse isim cümlesi oluyordu. Yüklem sondaysa nasıl oluyor Tonguç'um? Sonda oluyordu. Hayır, yüklem sondaysa sonda olmuyordu. Yüklem sondaysa kurallı cümle oluyordu. Yüklem ortada ya da baştaysa devrik cümle oluyordu. Yüklem yoksa eksiltili cümle oluyordu. Anlamı olumluysa olumlu, anlamı olumsuzsa olumsuz oluyordu. Sadece tek bir yüklem varsa tek yüklemli cümle, içinde fiilimsi varsa fiilimsi bulunan cümle, birden fazla yüklem varsa birden fazla yüklem olan cümle ve birden fazla yüklem bağlaçlarla bağlandıysa bağlacı olan cümle diyorduk. Yani gördüğün gibi dil bilgisi o kadar da zor değil. Ama ne yapmamız lazım? Korkmamız lazım. Hayır, korkmamız lazım değil evladım. Bol bol soru çözüp pekiştirmemiz lazım. Şimdi o zaman hep birlikte bu konunun tekrarına başlayalım. Ardından da sizler mutlaka hızlanma setinin içerisinde yer alan bilhassa paragraf 10'dan soru çözmemiz istiyoruz. Dil bilgisi sorusu yok ama hocam. Paragraf 10'da dil bilgisi sorusu yok Tonguç'um. Güzel bir soru sordun ama zaten dediğim gibi 20 tane Türkçenin neredeyse 15-16 tanesi paragraf gelecek. Yani paragraf en önemlisi. Dil bilgisine tabii ki çalışın. Dil bilgisiyle alakalı hızlanma denemelerimizde çok güzel sorular var. Veyahut da işte taktikli Türkçe'de, Zorlu Bankası Türkçe'de bu konularla alakalı çok güzel sorular var. Ama sizin en çok tekrar etmeniz gereken şey paragraf. Bunu da unutmayalım. Şimdi zaten soruları da birlikte çözerken tekrar etmiş olacağız. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Şimdi fiilimsileri zaten biz çok iyi biliyorduk. Ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Sonra geri kalan kelimelerden mame ile olumsuz alabilen sözcüklere bakıyorduk. İsim fiiller mayışmak ekini alıyordu. Sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş ekini alıyordu. Zarf fiiller de yükleme sorulan ne zaman ve nasıl sorusuna cevap verebilen ekleri alıyorlardı. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yeni nesil sorularıyla başlayalım. Şimdi burada bir sorumuz var. Yeni nesil sorularda Türkçe'de bilhassa dil bilgisinde Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere resmen hediye etti. Neyi hediye etti? Üstteki bilgiyi hediye ediyor. Üstte konuyu anlatıyor. Hatta örnek veriyor. Sonra soruyu soruyor. Burada diyor ki fiilimsi iki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcük yoktur diyor. Renkli uçurtma gökyüzüne süzülmeye başlamıştı. Süzülmeye hala fiilimsi ama uçurtma kalıplaşmış sözcük. Yeni alınan araç gereçler arasında kazma da var. Aa bak burada senden bahsediyor Tonguç'um. Kazma sözcüğü kalıplaşmış. Hani ama kazma eyleminden bahsetmiyor. Burada kazma dediğimiz şey hani bu şeyde kullanılan nedir onu? Toprağı eşeleyip biçerken çiftçilerimizin kullandığı ürün. Tarihi değiştiren en büyük buluş bilgisayar mıdır? Bak buradaki buluş sözcüğü de yine kalıplaşmış. Turistler müzeyi gezmek için sıra bekliyor cümlesi ise gezmek sözcüğü hala bir
isim fiil. Dolayısıyla cevabımız Deniz'iydi. Tebrik ediyoruz. Gelelim başka bir yeni nesil soruya. Bu açıklamaya göre hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır diyor. Sıfat fiilin ne olduğunu zaten bize yukarıda tanımlamış. Zaten biz hem matematikte hem Türkçe'de hem fende üstteki bilgi verilsin ya da verilmesin biz bunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Sıfat fiil diyor. Tamam ben bunu biliyorum zaten. Burayı okuyup mu öğreneceğim? Ben bu kadar geç mi bırakacağım bu işi? Hayır. Ben çoktan sıfat fiili öğrendim. Bununla alakalı kitaplardan soruları çözdüm. Burayı kapatsa burayı vermese bile ben sıfat fiili biliyor olmam lazım. Üşüşmüş arılar baharda rengarenk çiçeklere. Şimdi kullanılmıştır diyor. Bakın burası önemli. Üşüşmüş arılardaki üşüşmüş sıfat fiil mi Tonguç? Evet hocam sıfat fiildir. Niye nasıl arılar üşüşmüş arılar diyorsun değil mi? Hayır. Bak burası çok çok önemli. Yalnız şöyle bir şey oldu Tonguç'um. Burada bu şey değiştikten sonra her şeyde şey olabiliyor. Soruların her birinde şey oluyor ona dikkat etmemiz lazım. Yani o şeyi de kurtaramıyor şu da kurtaramıyor. Üşüşmüş arılar derken bu sıfat fiil gibi duruyor ama esasında sıfat fiil değil. Niye? Ne demiştik videomuzun en başında söylemiştik zaten bunu bütün şeylerde de biliyoruz. Önce yüklemi buluyorduk. Yüklemi bulduktan sonra mameyki alanlara birikiyorduk. Şimdi bu cümlenin yüklemi çiçeklere değil ki. Rengarenk değil ki. Baharda değil ki. Bu cümlenin yüklemi üşüşmüş. Üşüşmüş yüklemini bulduktan sonra arılar baharda rengarenk çiçeklere üşüşmüş diyoruz. Geriye kalan sözcüklerde mameyki yok. Dolayısıyla burada sıfat fiil kullanılmamış. Yine dökülmüş aksaçları yorgun omuzlarına. Buradaki yüklem dökülmüş. Bak. Yüklemleri şöyle kare için alıyorum. Yani daha doğrusu dikdörtgen için alıyorum Tonguç'um. Yüklem dökülmüş. Burada da üşüşmüş. Dolayısıyla buralarda A'da da B'de sıfat fiil yok. Yorulmuş işçilere soğuk ayran ikram etmek istedi. Bu cümlenin yüklemi istedi. Kim istedi? O istedi. Bak ikram etmek, etmek isim fiil. Nasıl işçiler? Yorulmuş işçiler bu sıfat fiil. İşte bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Dökülmüş dudaklarından yanık sözler çabanın. Bak çabanın. Çobanın pardon ne çobanını ya. Çobanın dudaklarından yanık sözler dökülmüş demek istiyor. Dolayısıyla burada da yine yüklem dökülmüş sözcüğü. Şimdi devam edelim. Yeni nesil soruda yine yeni nesil bir soru. Üstte yine bilgi vermiş. Altta bir şey soruyor. Biz zaten bu bilgiyi zaten biliyor olmamız lazım. Bu kurala uygun bir kullanım aşağıdaki cümlenin hangisinde vardır diyor. Zarf fiil görevinde kullanılan bir sözcük cümleye zaman anlamı kazandırabilir. Zaman anlamı kazandırdığı zaman ne zaman sorusuna cevap veriyordum. Okuldan çıkınca hep beraber kütüphaneye gideriz. Gideriz yüklemimiz. Ne zaman? Okuldan çıkınca. Cevabımız A. Ama diğerlerine bakalım. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ölesiye çalışıyordu. Çalışıyordu yüklemimiz. Nasıl? Ölesiye bak. Burada durum anlamı katmış. Devam ediyorum. Evlerine ulaşmaya çalışan köylüler yolda Bataçık'a ilerliyordu. İlerliyordu yüklemimiz. Nasıl? Bataçık'a. Burada yine zarf fiilimiz yine durum anlamı katmış. Kişi istediği başarıya ancak planlı verimli çalışarak ulaşabilir. Ulaşabilir yüklemimiz. Nasıl? Çalışarak yine zarf fiilimiz durum anlamı katıyor. Demek ki ölesiye zarf fiil durum anlamı katmış çünkü nasıl sorusuna cevap veriyor. Bataçık'a zarf fiil durum anlamı katmış çünkü nasıl sorusuna cevap veriyor. Çalışarak zarf fiil durum anlamı katmış çünkü nasıl sorusuna cevap veriyor. Ama karşılamak isim fiil, ulaşmaya isim fiil, istediği sıfat fiil onlar ayrı bizim ilgilendirmez. Burada cevabımız A seçeneği. Gelelim cümle öğelerine. Cümle öğelerinde mantığımız çok basit. Önce yüklemi buluyorduk, sonra özneyi ve daha sonra nesneyi ve diğer tümleştiri yani tamlacıları buluyorduk. Asla neyin kimin sorusunu sormuyorduk. Tamlamaları... Asla deme. Evet asla demememiz lazım o da önemli. Deyimleri tamlamaları birleşik fiilleri bölmüyoruz ve devrik cümleleri düz cümlelerine getiriyoruz. İsim cümlelerinde genelde nesne almadığını daha doğrusu asla nesne almadığını ve şu da çok önemli... Genellikle özne yüklemden oluştuğunu unutmamız lazım. Şimdi sorularımızı hatırlayalım. Yüklemi bulduk. Yükleme soruyoruz. Kim özneyi bulduruyor? Ne özneyi bulduruyor? Ama hatırlarsan bir şarkımız vardı. Kimi. Neyi. Bunlar Tonguç'um gerçekten. Bu güzel bir şarkı. Yıllardır. Lili. Ama hocam iki defa ne sorusu soruyorsunuz? Burada bir kafa karmaşası yaratmıyormuşsunuz siz hocam. Hayır. Bak şöyle. Öncelikle yüklemi buluyorduk. Bir. İkinci sırada özneyi bulduğumuz için karmaşa oluşmuyor. Şöyle ki sen ilk neyi bulduysan özneyi bulduruyor. Özneyi bulduktan sonra sorduğun nesneyi bulduruyor. Mesela şöyle hava güzeldir. Ne güzeldir? Hava. Hava özne. Ama Ahmet kitap aldı. Kim aldı? Ahmet. Özneyi buldun. Şimdi soracağın ne? Tabii ki nesne olabilir. Ne aldı? Nesne diyebilirsin. Özneyi bulduktan sonra soracağın ne? Tabii ki de nesne olabilir. Dolaylı tümlecin soruları ise nereye, nerede, nereden? Yani ededenli sorular kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden gibi sorularla biz dolaylı tümleci yani yer tamlayıcısını buluyoruz. Dolaylı tümlecinin adının da yer tamlayıcısı olduğunu hatırlayalım. Yer tamlayıcısı. Zar tamlayıcısına baktığımızda ise ne zaman, nasıl, niçin, ne kadar, neden gibi soruları soruyoruz. Burada nereye sorusunu da sorduk ama cevabı
E-Hal 2 almaması lazım. Yani içeri girdi dersen zar tamlayısı oluyor. İçeriye girdi dersen yer tamlayısı oluyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi yüklem temel öğeydi. Özne ise yine temel öğe ama yükleme bağlı olarak ne ve kim sorularıyla bulunuyordu. Hava sıcak dediğimizde sıcak yüklem, hava özne. Aile okula gidiyor dediğimizde gidiyor yüklem, aile özne. Tanıklar aracı fark etmiş dediğimizde fark etmiş yüklem, tanıklar özne. Caddenin sonundaydı dediğimizde, kütüphane caddenin sonundaydı dediğimizde, caddenin sonundaydı yüklem ama kütüphane özne olmuş oluyor. Şuna dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. Özne bazen uzun bir tamlamadan oluşabilir. Son kitabını yeni bitirdi. Bitirdi yüklem. Kim bitirdi? Yazar. Ama yazarın öncesinde sıfat fiil var ya. Sıfat fiil arkasındakileri diye içine çekiyordu. Şimdiye kadar 3 roman 2 hikaye çıkaran yazar. Bak adamı da diye içine çektik. Veyahut da büyüleyecek. Kim büyüleyecek? Şehir. Nasıl şehir? Tarih zenginlikleri ve kültürel birikimini birbirimizi andıran şehir bak. Andıran sıfat fiili arkasındakileri diye içine çekiyor. Yazar çıkaran sıfat fiilini almış, çıkaran diye arkasına çekiyor. Tonguç sen de var ya çok sevdiğin var ya. Sen hocam çok zevkli bir ders geçiyor sayenizde teşekkür ederim. Bitiyorum hocam sürekli. Gerçekten dersi sabote etmek, kaynatmak ve bu dersin sıkıcılığından kurtulmak için yapmayacağın şey yok. Tebrik ediyorum seni, tebrik ediyorum. Şimdi Göbekli Tepe Türkiye'nin en çok yabancı turist çeken yerlerinden biridir. Ha. Hadi ne diyorsun? Her şeyi diyorsana bu da ne? Şimdi bak burada biridir yüklem. Bu kesin. Ama eğer yüklem isimse şunu diyeceksin. Aha yüklem isim olduğu zaman uzayabilir. Yerlerinden biridir. Çeken ah çeken diye sıfat fiil hemen çek bakalım. Diye içine çekiyorsun ve Türkiye'nin en çok yabancı turist çeken yerlerinden biridir diyorsun. Ve buraya da yüklem yapıyoruz. Gerçekten de sınava girdiğinizde böyle bir sıfat fiil gördüğünüzde sesini aklınıza getirin ve deyin ki burada Tonguç saçma sapan çekiyordu ve ben de bunu çekmeliyim. Hepsini içine almalıyım demelisiniz. Niye diye söylüyorum bunu biliyor musunuz? ÖSYM'nin sordu bakın abilerinizin girdiği üniversite sınavlarında ve sizin dokuzların onların eskiden girdiği TEOG'larda, LGS'lerde bu tarz bir sorunun sorulmadığı sene yok. Mutlaka soruyorlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı istiyor ki öğrenci diye içine çeksin. Mutlaka sıfat fiilleri birleştirsin. İçine çek beni. Hemen. Dırın dırın dırın. Tarkan'ın şarkısı hocam. Sanatçımız Tarkan sözü ve müziği kendisine ait olan parçada seslendiriyor. Diye içine çek beni. Eskiden TRT vardı Tonguç'um. TRT. Oynama şıkıdım şıkıdım. Eskiden öyle bir şey vardı Tonguç çok ilginç. Böyle arabada giderken radyoda şey çıkardı böyle çok böyle oynama şıkıdım şarkısı mesela o eğlenceli bir şarkı ama onu TRT'nin sunucusu böyle sunardı. Sözü ve müziği kendisine ait olan parçada sanatçımız Tarkan geliyor. Oynama şıkıdım şıkıdım. Halbuki hiç öyle sunulacak bir şey değil. Sonra tabii. Benim siz İki Dünya Savaşı'nda görmüşsünüz onu birazcık bahsetseniz de bize. İki Dünya Savaşı'nı gördüm. Atatürk'ü gördünüz mü hocam? Hayır Atatürk'ü gördüm. Hayır canlı göremedim ama tabii ki Atatürk'ü görmek demek onu görmek demek değil. Onun inkılaplarını, devrimlerini görmek demektir diye kendi sözü var. Dolayısıyla Atatürk'ü görmedim ama inkılaplarını, devrimlerini görüyoruz. Okuldan gelince ev işlerinde annesine yardım ederdi. Burada niye fazla almadık? Çünkü yardım etmek bileşik değil. Şimdi belirtili nesne, yer tamlayısı ve zar tümlecinin soruları da zaten belli. Burada benim esas vurgulamak istediğim şey şu Tonguç'um. Eğer sana mesela gururla taşıyor. Kim taşıyor? Rize taşıyor. Ama bak burada bir şey dikkat. En fazla buzul gölüne ev sahibi yapan bölgelerden biri olma unvanını. Sonuç gerçekten bayılıyorsun böyle şeylere. Neyi taşıyor unvanını? Biri olma unvanı. Aa burada filmsi var o zaman içine biz de çekiyoruz. En fazla buzul gölüne ev sahibi yapan bölgelerden biri olma unvanını diyoruz. Ve dolayısıyla burayı da bir bütün olarak alıyoruz. Burası tabii ki neyi belirtili nesneyi aklı virgülle taşıyor diyebiliriz. Bu doğa şehri sahiptir. Neye sahiptir? Yaylaya. Fazla yaylaya. 200'den fazla yaylaya. Konumlanan diye bir filmsi var. Yine içindekileri içine çekiyor ve dağın eteklerine öbek gibi konumlanan 200'den fazla yaylaya diyoruz. Baştaki işlerimizi tam bitirdiğimiz anda şiddetli bir yağmur başladı. Başladı. Ne başladı şiddetli bir yağmur? Ne zaman? Anda. Bitirdiğimiz diye bir filmsi var. Yine arkası içine çekiyor. Ve baştaki işlerimizi tam bitirdiğimiz anda başladı deyip zar tamlayı istiyoruz. Vurgu yüklemeye yakın olan öğeydi. Ara sözde bazen bir öğeyi açıklayan, bazen de cümle dışının soru olan bir sözcüktü. Şimdi yeni nesil bir sorumuz var. Üste bak. Sanki bu kadar konuyu anlatmamışız gibi. Okulda hocanız size mükemmel bir şekilde anlatmamış gibi. Siz eve gelince bunu tekrar etmemişiz gibi. Sorularda, konu altı kitaplarda görmemişiz gibi. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı üste bilgiyi de veriyor bize. Yazıklar olsun. Anlatıyor. Niye veriyorsun? İstemiyorum ya senin bilgini. Ama olur mu sana iyilik yapıyor Tonguç'um. Ve aynı zamanda hani senin sınava girmeni, başarılı olmanı istiyor çünkü. Ardından da örneği de veriyor. Aysel öznedir, toplama falan filan her şeyi de anlatıyor. Buna göre hangisi nesne yanlış gösterilmiştir diyor. Şimdi biz zaten bunları bilmedi, vermese bile biz nesne ne olduğunu biliyoruz. Bilir yüklem. Kim bilir? Herkes bilir özne. Herkes neyi bilir? İyimserlerin daha çok sevildiğini bilir. Şimdi evin avlusunda oynarken derenin hazin şırıltısını işittirdik. İştirdik yüklem. Kim?
Biz iştirdik, biz gizli özne. Biz ne iştirdik? Derenin hazine ışıltısını, şırıltısını. Ne zaman? Evin avlusunda oynarken burası zarf tanımlısı. Meşhur karadut şerbetçisi Kadir Ağa'yı bütün İzmir tanırdı. Tanırdı yüklen. Kim tanırdı? Bütün İzmir. Ah, bütün İzmir özne. Burada öznenin altını çizmiş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhun seçeneği. Kimi tanırdı? Meşhur karadut şerbetçisi Kadir Ağa'yı nesne olacaktı. ne yapıyorsun? Sormuş susamış olabilir arkadaşlar. Hediyelik eşya satılan tezgahtan zarif bir kolye aldı. Aldı yüklem. Kim aldı? O aldı. Ne aldı? Zarif bir kolye. Burada da belirsiz nesne doğru gösterilmiş. Geldik yine yeni nesil bir sorumuza. Bayılıyorum yeni nesil sorulara. Hangisinde dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı, yer tamlayıcısı ismini yazalım. Yer tamlayıcısı yoktur demiş. Bakalım şimdi yer tamlayıcısı yani parantezde dolaylı tümleç. Cümlede yönelme, bulunma, ayrılma bildiren ve yüklemin yer anlamını tamamlayan öyledir. Bak bu sefer fazla açıklama yapmamış. Bu sefer biraz yanıklık yapmış. Hangi soruyla bulunur? Nasıl bulunur? İşte diye kısa falan. Sorulardan korkarım ben. Aynen. Kısa sorulardan korkmak lazım. Bursa ve Tren'in ekşi karadutları bugün dondurma sektöründe kullanılıyor. Kullanılıyor yüklem. Ne kullanılıyor? Bursa ve Tren'in ekşi karadutları. Ne zaman? Bugün. Nerede? Dondurma sektöründe. Burada bir yer tamlayıcımız var. Teşekkür ederim. Batum'a sadece nüfus cüzdanıyla giriş yapılabildiğini biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz yüklem? Kim? Siz. Neyi? Yapılabildiğini. Çekebilir misin? Güzel bak. Yapabildiğini filmsi ya. Niye yapabilmediğini diye. Yapılabildiğini dedikten sonra hop diye içine çekiyoruz. Ve burası nesne? Nereye kaldı yer tamlayıcısı? Yer tamlayıcısı yok. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Bak bu nesne belirtili. Hocam bu hüpletme gerçekten çok işe yarıyormuş. Ellerinize sağlık, ağzına sağlık. Gerçekten de hüplettiğimiz zaman rahatlıyoruz. Değil mi biliyor musun? Filmsi görüyorsun. Hop diye arkasındakileri içine çekiyorsun. Bir Türk halısının atkı ve çözgülerinde binlerce yıllık kültürün izlerini görürsünüz. Görürsünüz yüklem. Kim? Siz görürsünüz. Neyi? Binlerce yıllık kültürün izlerini. Nerede? Bir Türk halısının atkı ve çözgülerinde. Burada da yine çizgilerinde. Burada yine ne var? Tabii ki yer tamlayıcımız var. Vadileri bir gerdanlık gibi süsleyen köprülere kendini her yerine rastlıyoruz. Rastlıyoruz yüklem. Kim? Biz rastlıyoruz. Neye? Vadileri bir gerdanlık gibi süsleyen köprülere rastlıyoruz. Nerede? Kentin her yerinde. Yine size soruda başka bir soruya bakalım. Hangisinde ötekilerden farklı bir öge kullanılmıştır diyor. Öge ne demek hocam? Öge dediğim şey cümle öğelerine biz esasında cümle ögeleri diyoruz artık. Yükleme en yakın öge vurguludur. Hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır diyor. O zaman yükleme en yakın öğeye bakacağız. Atatürk müziğimizin gelişmesi için bir inkılap gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmiştir yüklem. Atatürk ne, özne. Kim gerçekleştirmiş? Atatürk. Ne gerçekleştirmiştir? Neyi gerçekleştir? Ne gerçekleştirmiş? Neyi diye soruyor. Müziğimizin gelişmesi için bir inkılap. Evet, bir inkılap nesne. Niçin müziğin gelişmesi için de zar tanlayıcı. Zar tanlayıcısı nesne yüklem. O zaman burada nesne vurgulanmış. Rize irili ufaklı sayısız şelalesiyle şelaleler kenti sıfatını hak ediyor. Hak ediyor yüklem. Kim hak ediyor? Rize. Neyi hak ediyor? Şelaleler kenti sıfatını hak ediyor nesne. Burada da nesne vurgulanmış. Nasıl? İrili ufaklı sayısız şelalesiyle burada da zar tanlayıcısı var. O zaman A'da da B'de de nesne vurgulanmış. C'ye bakıyorum. Birkaç gündür sahili döven dalgalar şimdi çok durgun görünüyor. Görünüyor yüklem. Kim görünüyor? Dalgalar görünüyor. Nasıl görünüyor? Çok durgun görünüyor. Bak bu zarf tanımlayıcısı. Ne zaman görünüyor? Şimdi görünüyor. Birkaç gündür sahile döven dalgalar özne. Zaten onu görünüyor da diyemiyorsun. Bu cümle nesne de alamıyor. O zaman burada Ceyhan'da zaten nesne de yok. O yüzden burada zarf tanımlayıcısı vurgulanmış. Ilık iklim buzulları parçalanmış buz nehirlerini andırmaktadır. Andırmaktadır yüklem. Kim andırmaktadır? Ilık iklim buzulları. Neyi andırmaktadır? Parçalanmış buz nehirlerini. Burada da yine nesne vurgulanmış. O yüzden cevabımız Ceyhan. Niye? Adana, Bursa ve Denizli'de nesne vurgulanmış. Ceyhan'da ise tabii ki de zarf tanımlayıcı vurgulanmış. Fil çatısına da geliyoruz. Artık bitiyor. Oh be ne demek Tonguç? Yani sonunda çok güzel gidiyoruz hocam. Yani böyle gerçekten beni şaşırtıyorsun Tonguç. Böyle dersin bilhassa sonlarına yaklaştığımız zaman son 2-3 dakikası olunca böyle oh be rahatladım ve falan diyorsun. Okulda da böyleyim hocam. Biz dersin sonlarına göre daha canlanıyorum hocam. Gerçekten. Çünkü teneffüse çıkmaya hazırlanıyorum. Evet teneffüs gerçekten mükemmel bir şey. Ben de öğrencilik yıllarımda bundan yıllar önce yani belki de asır olmuş olabilir. Çeyrek asır. Teneffüste nefes alıyoruz hocam. O yüzden teneffüs. Zaten teneffüs nefesten geliyor. Tabii ki. Geçli fiiller, fiil çatısı yalnızca yüklemi fiil olan cümlelerde aranıyor. Bunun hocam manası dersler boğucu olmasından kaynaklanıyor mu? Yok. İnsan ders çalıştığında karnı daha çok acıkırtı olmuş. Daha çok yorulur. Yani şöyle ben sana bir kutu taşı desem yorulursun ama bir kutunun içinde kitapların onda birini oku sadece desem veyahut da şu sayfayı anla desem daha fazla yorulursun. Gerçekten öğrenciler amelelerden yani ağır iş yapan insanlardan çok daha fazla yoruluyor. Sporculardan daha fazla yoruluyor. Çünkü insan bir şey düşündüğünde bir şeyle alakalı soru çözmeye çalıştığında vücudu daha fazla
hormon harcıyor, daha fazla kan harcıyor, beyne kan gidiyor falan. Kan dolaşıyor vücutta ve yoruluyor. Yorulunca da acıkıyor. Acıkınca da teneffüs istiyor. Şimdi geçitli fiiller nesne alabilir, yani yanına onu getirebiliyorduk. Onu anladı diyorsak geçitliydi. Geçitsiz fiiller ise onu nesne alamıyordu. Onu korkuttu diyemiyoruz. Onu korktu olur mu? Ondan korktu olur. Onu korktu olmaz. Etken fiiller ise özne yüklem ilişkisinde gerçek özlem vardı. Kazdı, kendisi kazdı. Sevmiş, kendisi sevmiş diyorduk. Burada anahtar kelimemiz kendisi sözcüğüydü. Burada ise başkası tarafından sözcüğü vardı. Sevildi, başkası tarafından sevildi. Kazıldı, başkası tarafından kazıldı diyorduk. Bu da edilgen fiillerin özelliği. Hemen sorulara geçiyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlenin hangisi işi yapan bellidir. Yani esasında etken fiil vardır demek istiyorum. Bakalım. Senaryo bir film veya oyunun sahnelerini veya akışını gösteren yazılı metin olarak tanımlanır. Tanımlanır, başkası tarafından tanımlanır. O zaman bu etken değil, edilgen bir fiil. Çünkü burada zaten tanımda verdi. İşi yapan belliyse, yani gerçek özne varsa etken fiildi. Hangisinde işi yapan bellidir derken hangisi etken fiil var demek istedi? Burada ise edilgen. Devam ediyorum. Modern şiir genelde sözcükleri bilinenin dışında yeni ve estetik anlamlar yüklenerek yazılır. Yazılır. Ne yazılır? Modern şiir. Kendisi mi yazılır? Hayır. Başkası tarafından yazılır. O zaman bu da yine edilgen çatılı bir fiil. O yüzden bu da cevabımız değil. Kitap okumanın kişide ruhsal ve davranışsal olgunlaşmaya zemin hazırlaması beklenir. Beklenir. Ne beklenir? Kitap okumanın kişide ruhsal ve davranışsal olgunlaşmaya zemin hazırlaması beklenir. Başkası tarafından beklenir. Bu da yine BT. Dolayısıyla bu da yine edilgen. O yüzden cevabımız Adana, Bursa ya da Ceyhan olamaz. D'ye bakalım. Bir romancı eserine başlamadan önce olay zincirini en ince ayrıntısına kadar düşünür. Düşünür yüklem. Kim düşünür? Bir romancı düşünür. Bir romancı başkası tarafından mı düşünür, kendisi mi düşünür? Kendisi düşünür. O yüzden burada cevabımız Denizli. Çünkü Denizli etken. Hemen başka bir soruya bakalım. Hangisi geçsiz bir fiil vardır? Üste bilgi vermiş olabilir, anlatmış olabilir. Ben bunu zaten biliyorum kardeşim. Sen bana bunu veriyorsun da senin bana bir faydan dokunacağına ben inanmıyorum. Ben zaten burada versem bile ben zaten konuyu çalışıp geldim. Ben sana güvenip de bunlara çalışmadan gelsem yapamam ki deyip çalıştım ve geldim. Şimdi hangisi geçsiz bir fiil vardır? Kendini ne yapıyorduk? Geçsiz fiilin yanına onu getirdiğimizde çarp oluyordu. Yani onu getirilemiyordu. Kendini daha iyi ifade etmek isteyen bazı kişiler sanatı kullanıyor. Onu kullanıyor diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu geçişli. Zaten sanatı kullanıyor. Yazar bu eserinde kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini şiirsel bir dili anlatıyor. Anlatıyor. Onu anlatıyor diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Ve kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinde nesnemiz. Günümüz gençliği başarıya en kestirmeden nasıl ulaşabileceğini merak ediyor. Merak ediyor yüklem. Onu merak ediyor diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Zaten neyi merak ediyor? Başarıya en kestirmeden nasıl ulaşabileceğini. Burada da nesnemiz var. Denizli'ye bakalım. Tarihin karanlık dönemlerinden beri insanlar bilmedikleri şeylerden korkuyor. Korkuyor. Onu korkuyor diyebiliyor muyuz? Hayır diyemiyoruz. O yüzden cevabımız Denizli. Denizli geçsiz fiil. Geldik fiil çatısıyla alakalı son sorumuza. Hangisine yer alan altı çizili fiil ötekilerden farklıdır diyor. Şimdi. Üzülüyor. Kendisi üzülüyor. Pikniğe onu çağırmadığımız için alınmış, kendisi alınmış. Sınavı kazandığını öğrenince çok kendisi sevindi. Kendisi alınmış. Kendisi sevindi. Ama şuna bakalım. Ülkemizde çok başarılı sanat filmleri çekiliyor. Kendisi çekiliyor değil. Sanat filmleri yönetmenler tarafından, yani başkası tarafından. Başkası tarafından. Aynen, başkası tarafından dediğimiz için bak. Üç tanesi Anya'ya gidiyor Tonguç'um. Bir tanesi Konya'ya gidiyor. Üç tanesi kendisi, bir tanesi başkası. Ben de Konyalıyım. Teşekkür ederim hocam. Konyalı arkadaşlarımıza sınavlarda başarılar diliyoruz. Mevlana güzel şekerimi beklerim. Aynen, Mevlana şekeri güzel Konya'da. Dişleri çürütüyor ve gerçekten içindeki seliloz, glikoz ve gluten oranı son derece iyi. Yok şaka şaka. O son derece doğal bir şeker. Tebrik ediyoruz. Şimdi cümle türüyle buradan bütün Mevlana şekeri üreten arkadaşlara yedikleri... Mevlana şekeri üreticiler derneği tarafından... Başkanı attı telefon hattımızda. Telefonu başkanı hattımızda. Başkanım öncelikle afiyet olsun. Şaka şaka. Şimdi... Beyefendi ne yaptınız zannediyorsunuz? Sayın başkanım, öğrencilerimizin dişleri çürümesin diye biz bu sene sınav hazırlık sürecinde Mevlana şekerini fazla tavsiye ediyoruz. Bu onun yaptığınız yerine... çok yanlış. Glukoz falan kullanmıyoruz biz efendim. Evet, glukoz kullanılmıyor ama... Bir gluten, domates kullanıyoruz. Domates mi? Mevlana şekerinde domates olamaz ki. Ama neyse, tamam, neyse, sıkıntı yok. Hattı düştü galiba. Hattan aldınız değil mi başkanım? Evet, hattan başkanımızı aldık. İyi oldu. Şimdi cümle türlerine baktığımızda eğer yüklemin türüne göre isim cümlesi mi fiil cümlesi mi olduğunu nasıl anladık? Yüklem isimse isim cümlesi, fiil ise fiil cümlesi oluyordu. Yüklem sondaysa kurallı, sonda değilse devrik, yüklem yoksa eksiltili cümle oluyordu. Anlamı olumluysa olumlu, anlamı olumsuzsa olumsuz, anlamında soru varsa soru, ünlem anlamı varsa ünlem oluyor. Sadece burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer cümlenin içerisinde değil yazıyorsa veyahut da fiilde mame olumsuzluk eki varsa veyahut da yok sözcüğü varsa bunlar biçimce olumsuz olmuş oluyordu. Yapısına göre cümlelerde ise
Tek yüklem varsa tek yüklemli cümle. Yüklem artı fiilimsi varsa fiilimsi olan cümle. Birden fazla yüklem varsa sıralı, yani birden fazla yüklem olan cümle. Bağlaç varsa ve birden fazla yüklem varsa da bağlacı olan cümle, yani bağlı cümleydi. Şimdi bakalım. Başarı cesaretin çocuğudur. Cesaretin çocuğudur yüklem. Başarı özne. Bu cümlede fiilimsi olmadığı için biz bu cümleye basit bir cümle diyoruz. Ama burası çok önemli. Bu cümlenin yüklemi bu cümlenin yüklemi isim olduğu için biz bu cümleye isim cümlesi diyoruz. Peki yüklem sonda mı? Evet, sonda. O yüzden kurallı diyoruz. Peki olumlu mu? Evet, olumlu cümle diyoruz. Peki basit mi? Evet, basit cümle diyoruz. Neden basit? Çünkü içinde fiilimsi yok. Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır. Şimdi zor bir soru, dikkat edin. Yaşamaktır diyor. Dolayısıyla bu yaşamak fiilimsi olduğu için fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler isim cümlesi olur. Biz buna isim cümlesi diyoruz. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümle diyoruz. Anlama olumlu olduğu için olumlu cümle diyoruz. Ve basit olduğu için, basit değil, yaşamak diye bir fiilimsi var. O yüzden biz buna fiilimsi olan cümle, buna basit değil de tek yüklemli cümle diyelim. Tek yüklemli, çünkü içinde sadece bir tane yüklem var. Buna ise fiilimsi bulunan cümle diyoruz. Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. Öğrenin fiil olduğu için fiil cümlesi. Anlamı yüklem sonda olduğu için kurallı cümle. Anlamı olumlu olduğu için olumlu cümle. Ve beşikten mezara kadar derken fiilimsi olmadığı için tek yüklemli cümle diyoruz. Bu kadar da basit bir konu. Düşünmeden konuşmak nişan almadan ateş etmeye benzer. Benzer yüklem. Benzer fiil olduğu için fiil cümlesi. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Anlamı olumlu olduğu için olumlu cümle. Ve içerisinde fiilimsi olduğu için olumluyu yazalım şöyle. Alt ateş nişan almadan konuşmak gibi fiilimsel olduğu için fiilimsi bulunan cümle diyoruz. Dolayısıyla bu da önemli bir özellik. Taze ışıklarıyla usul usul aydınlatıyor ovayı nazlı güneş. Aydınlatıyor yüklem, tamam, ama aydınlatıyor fiil olduğu için fiil cümlesi diyoruz. Ama yüklem sonda olmadığı için devrik cümle diyoruz. Olumlu cümle çünkü aydınlatıyor diyor ama içerisinde fiilimsi var mı? Yok, fiilimsi olmadığı için biz buna tek yüklemli cümle diyoruz. Tek yüklemli cümle. Geldik başka bir soruya. Her dilde bir şarkı, her dudakta bir ıslık. Bu cümle fiil cümlesi diyemeyiz çünkü yüklemi yok. İsim cümlesi diyemeyiz çünkü yüklemi yok. Bu cümleye biz eksiltili cümle diyoruz. Niye? Yüklemi olmayan bir cümle. O yüzden bu cümle olmadığı için bunu geçiyoruz. Kıskançlığımız ancak sevgiyle yenebiliriz. Yenebiliriz yüklem. Tamam. O yüzden bu cümleye biz fiil cümlesi diyoruz. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümle diyoruz. Ve kıskançlığımızı diyor. Tamam burada yani olumlu bir cümle. Tamam, olumlu bir cümle. Yenebiliriz diyor çünkü. Ama tek yüklemli cümle. Neden? Çünkü cümlede fiilimsi yok. Hata yapmaktan korkan kişi hiçbir şey yapamaz. Yapamaz dediği için bu bir fiil cümlesi. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümle. Yapamaz dediği için olumsuz bir cümle. Ve içerisinde yapmaktan korkan dediği için içinde fiilimsisi bulunan cümle. Fiilimsi bulunan cümle diyebiliriz. Yani bileşik cümle diyebiliriz. Hiçbir miras doğruluk kadar verimli değildir. Verimli değildir dediği için bir kere değildir diyor. O zaman bu bir isim cümlesi. Ve değildir dediği için olumsuz cümle. Ve aynı zamanda içerisinde yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle ve içerisinde fiilimsi olmadığı için tek yüklemli cümle diyebiliriz. Ara sıra ben de annemle dizi izlemiyor değilim. Bak, dizi izlemiyor değilim diyor. Dolayısıyla buradaki yüklem izlemiyorum anlamına gelen değil de bir öncesine bakılır. Bu bir fiil cümlesi. İzlemiyor değilim, izliyorum demek istiyor. Dolayısıyla olumlu bir cümle ve aynı zamanda yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle. Ama içinde fiilimsi olmadığı için tek yüklemli cümle diyebiliriz buna. Tek yüklemli cümle diyebiliriz. Hiç tembel kişiye böyle zor bir görev verilir mi? Verilir mi dediği için bu bir fiil cümlesi. Verilmez demek istiyor. O yüzden olumsuz bir cümle. Ama anlamca olumsuz, burası önemli. Biçimce olumlu. Yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle. Ve içinde fiilimsi olmadığı için tek yüklemli cümle diyebiliriz bu cümleye de yine. Güneş her gün yeni ümitlerin üzerine doğar. Doğar yüklem. Dolayısıyla bir fiil cümlesi ve olumlu bir cümle ve aynı zamanda yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle. Fakat içinde fiilimsi var mı? Yok. O yüzden bu da yine tek yüklemli cümle diyebiliriz. Geldik buraya. Bir okul açan bir hapishane kapatır. Kapatır fiil olduğu için bir fiil cümlesi. Yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle ve yine anlamı olumlu olduğu için olumlu bir cümle. Kapatmak olumlu ve okul açan diyor. İçinde fiilimsi var. O yüzden fiilimsi bulunan cümle diyoruz. Şimdi burada bir kere bir benzer diye bir yüklem var. Bir de güçtür diye iki tane yüklem var. Dolayısıyla bu fiilimsi bulunan değil. Buna birden fazla yüklemi olan cümle diyeceğiz. Birden fazla yüklemli cümle diyeceğiz.
İkisi de olumlu olduğu için anlamları yüklemlerin olumlu diyeceğiz. Tamam, buraya kadar güzel. Ama bu fiil bu isim. O yüzden isim ya da fiil cümlesi olduğu sorulamaz. Burayı da geçmemiz gerekiyor. Kurallı olarak baktığımızda ise kurallı. Niye yüklem sonda? Öğrencileri servise bindirdi, kitap fuarına götürdüm. Bu da yine kurallı bir cümle. Bindirdi ve götürdüler fiil olduğu için fiil cümlesi. Yüklemler sonda olduğu için kurallı bir cümle. Ve yine olumlu bir cümle, bindirdi ve götürdü diyor. Birden fazla yüklem var, onu da yazalım. Birden fazla yüklemi olan cümle diyoruz. Yüklemli. Çocukluk günlerini hatırladı. Bunlar yaş belirdi. Bunlar yine fiil cümlesi. Yüklemler sonda olduğu için kurallı cümle. Olumlu cümle ve V bağlacı olup iki tane yüklem olduğu için biz bunlara bağlacı olan cümle, yani bağlı cümle diyoruz. Ve böylece bu konuyu da bitirmiş oluyoruz. Hangisi kurallı bir fiil cümlesidir diyor. Üste bilgi vermiş olabilir. Bana ne? Bu benim kafamı karıştırıyor. Ben zaten kurallı fiili biliyorum. Bu bölgelerindedir isim cümlesi. Sıcak havada diyor, bu yüklem sonunda değil, devrik cümle. Hissettiriyor fiil ve yüklem sonunda, işte cevabımız bu kadar basit. Kurallı fiil cümlesi. Yüklem sonunda kurallı. Hissettiriyor fiil, fiil cümlesi. Karşılıyor biz demiş. Karşılıyor fiil ama yüklem sonunda değil, bu da devrik oluyor. O yüzden bunu geçtik. Hangisinin örneği yoktur diyor. Açıklamanın örneği yoktur diyor. Bu sefer gaza gelemem. Açıklama okumam lazım. Bazı cümleler biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur. Örneğin, ben sizi üzer miyim hiç cümlesinin yükleminde olumsuz iki yoktur. Ancak cümlede üzmem anlamı vardır. Bu da olumsuz bir cümle oluyor. Şimdi hangisi bu açıklamanın örneği yoktur? Yani biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz olan bir cümlenin örneği olmayacak. Sanki sen benden daha başarılısın. Sanki başarılısın demek istiyor. Burada örneği var. Yani esasında sen benden başarısızsın demek istiyor. Ne ödevlerini yaptı, ne kitap okudu. Yani kitap da okumadı, ödevlerini de yapmadı demek istiyor. Bu da örnek olabilir. Beni rahatsız etmeye ne hakkınız var? Beni rahatsız etmeye hakkınız yok demek istiyor bak. Yani burada esasında okumadı demek istedi. Burada esasında başarısızsın demek istedi. Burada esasında hakkınız yok demek istedi. Bunların hepsi olumsuz. Ama okul gezisine katılmak istemiyor değilim. Yani istiyorum demek istiyor ama gıcıklık yapıyor. Yani bazı arkadaşlarım gıcık var. Gıcık mısın sen be? Okul gezisine katılmak istemiyor değilim. Hocam şeyde de İstemem yan cebime koy. Yeteneksizsinizde de aynı şey var hocam. Aa, nasıl? Yeteneksizsiniz derken yeteneksiz demiyor bize. Yeteneksizsiniz diyor. Ha, o başka bir şey. O konumuzla alakası yok ama gerçekten güzel bir... Survivor'da çok seviyorum. Arada takip ediyorum. Ya sen gerçekten tam bir master şefsin. Bu son haftaki elemeler niye böyle bu kadar çok fazla oldu hocam? Çok... Gerçekten de kalbim kırıldı yani. Bir anda bir sürü 4 kişi elendi hocam. Gerçekten mi? Ne düşünüyorsunuz? Evet hocam, bir anda. Gerçekten öyle bir şey oldu mu? Kıyım oldu hocam Survivor adasında. Şaka yapıyorsun. Ha, o hemen bakalım o zaman, bakalım. Şimdi Survivor'a bağlanıyoruz. Acun, evet Acun hattımızda, şaka. Şimdi buna göre aşağıdaki hangisi tek yüklemli cümle değildir? Acun'la arkadaş mısınız hocam siz? Acun'la arkadaş değilim. Çünkü farklı camialardayız ama... gerçekten o da Türk televizyon dünyasında... Şaka, ne yapıyorsun? Şimdi sen basın bildirge yayınlıyoruz şu an. Hangisi tek yüklemli cümle değildir diyor. Burada açıklama vermiş olabilirsin kardeşim. Bana ne? Ben bunları zaten biliyorum. Ya bunları bilip geldim. Sana mı güveneceğim ben yani? Tek yüklemli cümle değildir. Kişiye kararlılığı zafere, plansızlığı felakete sürükler. Bak, sürükler sürükler diyor. Burada tek yüklemli cümle diyebiliriz. Yine tek bir tane yüklem var. Başarı bir yolculuktur. Birinci yüklem. Yerinde sabit duran bir durak değildir. Aa bak, burada ikinci yüklem. Aynı zamanda sabit duran diye de filmsi var. Dolayısıyla burada kesinlikle bu iki yüklemli cümle. Bir düşünce önümüze bir meşaleden daha çok aydınlatabilir. Aydınlatabilir, tek yüklem. Kütüphane en eski, alışveriş merkezi en yeni caddede yer alıyor. Burada tek yüklem var. Dolayısıyla Adana, Ceyhan ve Deniz'de tek yüklem var. Ama Bursa'da adeta iki tane yüklem var. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Son sorumuza bakalım. Diyor ki... Birincisinin yükleminde etken geçişli çatılı fiilin bulunduğu olumlu bir cümledir diyor. Şimdi etken kendisi yapabiliyordu Tonguç'um hatırlarsan. Geçişli de onu sözcü alabiliyordu. Iğdır Ovası kente ve havzaya bereketiyle hayat taşıyor. Kendisi taşıyor, o yüzden etken. Onu taşıyor diyebiliyoruz, yani ne taşıyor? Bereket ile hayat, bu da nesne. Tamam, onu taşıyor da diyebiliyoruz. Bak, kendisi de diyebiliyoruz. Kendisi taşıyor da diyebiliyoruz. Aynı zamanda onu taşıyor da diyebiliyoruz. İkisini de diyebildiğimize göre bu etken ve geçişli. Olumlu bir cümle mi? Evet hocam. Evet, olumlu cümle. Çünkü taşıyor diyor. Bunu geçtik. Bu yanlıştır diyordu. Bu doğru. Hangisi yanlıştır diyordu. İkincisi içinde fiilimsi bulunan devrik bir isim cümlesidir. Şimdi kışın çetin şartları Doğu Anadolu'da olanca varlığıyla hissedilirken sahip olduğu mikro iklimle ılıman bir iklim yaşıyor ova. Şimdi bir kere ova sözcüğü cümlenin yüklemi mi? Değil. Değil. Ova sözcüğü cümlenin yüklemi değilse burada ne vardır? O zaman burada devrik cümle vardır. Devrik cümle doğru. İçinde fiilimsi var mı? Var. Mesela... Hissedilirken zarf fiil, olduğu sıfat fiil ama isim cümlesi demiş. Halbuki yüklemi yaşıyor. Yaşıyor fiil olduğu için isim cümlesi değil, fiil cümlesi oluyor. O yüzden ikincisi yanlış.
Üçe bakalım. Üçüncüsü öge ortaklığı olan birden fazla yüklemli bir cümledir. Burada bereketli mahsuller hasat edilir. Düğünler yeni kurulan hayatları müjdeler. Burada müjdeler diyebiliyoruz. Burada hasat edilir diyebiliyoruz. Öge ortaklığı var. Yani yer tamlayısı ortaklığı var ve birden fazla yüklem var. Bak hasat edilir birinci yüklem. Müjdeler ikinci yüklem. Dördüncüsü yani C seçeneği de doğru. Dördüncüsü özne zar tamlayısı yer tamlayısı yüklem ögelerden oluşan bir cümledir demiş. Bakalım. Bin yıllardır nice göçlere şahit olan bu ova yer yer bir açık hava müzesi niteliğine bürünüyor. Şimdi bürünüyor yüklem. Doğru. Neye kim bürünüyor? Bin yıllardır nice göçlere şahit olan bu ova bürünüyor. Tamam bu da doğru. Özne de doğru. Ne zaman yer yer bu da doğru. Neye bürünüyor? Bir açık hava müzesi niteliğine. Neye sorusuna da yer tamlayısı cevap veriyor. O zaman D de doğru. O yüzden cevabımız yanlış olan seçeneğimiz B seçeneği diyoruz. Sen mutlaka Tonguç'um LGS'de çıkmış soruları güzel güzel çözmeye devam ediyorsun. 2021'de DBX yoktu. Bugün işlediğimiz konulardan soru yoktu. Ama 2020'de, 2019'da örnek sorularda mutlaka göreceksin. Ve tabii ki hızlanma setimizin içerisinde yer alan paragraf 10'daki tüm paragraf sorularını bitirmeyi unutma. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.